Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önce de tabii defalarca anlattığınız bir konu, önemli olması hasebiyle tekrar sormak istiyorum. Çok önemli, bu zamanda çok önemli. Arkadaş konusu. Çünkü arkadaş o kadar önemli ki insanın arkadaşı insanı rezil de eder, vezir de eder. Aynen öyle. Veya cennete de götürür, cehenneme de götürür yani. Doğru. Dolayısıyla bu kadar önemli. Ondan üzerine basa basa söylüyorum. Onun için seçici olmamız gerekmez mi? Yani arkadaş konusunda, arkadaş edinme konusunda çok seçici, çok titiz davranmamız gerekmez mi? Her önümüze gelenle arkadaş mı olmalıyız? Yoksa şöyle bir bakmamız mı lazım? Huyu, tüyü nedir? İmanı tam mıdır, değil midir? İtikadı düzgün müdür falan, bunlara dikkat etmek gerekmez mi? Mustafa Bey, İslam alimleri özetlemişler. Gerçi detay bilgi vermişler, geniş geniş anlatmışlar da. Yani bu anlatılanlar bir özetini çıkarmışlar. Buyuruyorlar ki, dünyada rahat etmek, ahirette de ebedi sonsuz saadete kavuşmak için iyiliğe, hayra çağıran kimselerle arkadaş olmalıdır. Evet. Özetlemişler yani. Dünyada rahat etmek istiyorsan, elbette gidiyorsun falan. Ama arkadaş hırsız da aynı şekilde arkadaş olmuşsun. O da seni hapishaneye götürdü. Yani rahatın kaçtı. Gitti. Katille arkadaş olmuşsun, mezara gittin. Değil mi? Yani. Ya dünyada bile aynı şekilde rahatın yok. Kim vur diye gittin. Kim vardı, kim vur diye gittin. Yani yaşasam bile nasıl yaşadım belli değil artık yani. Ahiretinde felaket yani. Yani şimdi öyle güzel özetlemişler ki, dünyada rahat etmek, ahirette de ebedi saadete kavuşmak için seni iyiliğe, hayra çağıranla arkadaş ol. Efendim, böyle arkadaş bulunur mu? Ta çocukluğumdan itibaren yani ninemlerden de sık sık duyduğum bir şey var. Derlerdi, oğlum insan belasında bulur. Arayan bulur yani. Neyi arıyorsun? Arayan bulur. Arayan belasında bulur. Mevlasında bulur. Evet. Arayan Mevlasında, belasında bulur diye onlardan habire duyardık. Kitaplarda var bu. Hakikaten. Sen şimdi de aramıyorsun oturduğun yerde. Nerede bulacağım ben? Bulamazsın arkadaşım. Değil mi? Evet. Sen bir gayret et bakalım bir. Bir sebebe yapış. Ondan sonra elini kaldır ya Rabbi. Ben bu zamanda garip kaldım. Bana seni hatırlatacak, senin emir ve yasaklarını hatırlatacak ve kendisi de yapacak böyle hayırlı bir arkadaş nasip et. Erkek de kadın da aynı şekilde, kendisine aynı şekilde böyle hayırlı arkadaş için yalvarırsa, samimiyse Allah Teala ihsan eder. Allah Teala ihsan eder. Efendim, olur mu? Şimdi samimiyse ve dua da ediliyorsa, ben kaç kişiden aynı şekilde dinledim. Hatta bir arkadaş anlatıyor. Ziraat Fakültesi 2. sınıfta diyor. Sınıfta kaldım ben diyor. Üzüldüm de diyor. Üzüldüm de. Ama diyor, ertesi sene diyor, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçip diyor, sıra arkadaşım olan kimse beş vakit namazını kılıyor. Halbuki annem babam bana öğretmişti diyor, itikadımda düzgündü diyor. Ama gevşektim diyor. Gevşeklik yapıyordum diyor. Baktım diyor, çok samimi. O arkadaş sebebiyle, belki annem dua etti, babam dua etti, ben de diyor üzülüyordum. Allah-u Teala diyor, bana böyle bir arkadaş nasip etti. Ve onun tavsiye ettiği kitapları falan okuyunca, bu sefer dedi hani, saatime bakar oldum dedi. Namaz vakti ne zaman girecek? Ne zaman çıkacak? Yetiştirebileceğim mi? O noktaya geldim dedi. Arkadaşı sebebiyle. Arkadaşı sebebiyle. Evet. Şimdi benim kendi başımdan da geçti mesela. Ben Eylül'de mezun oldum. Haziran'da olamadım. Haziran'da ders çalıştırdığım, yardım ettiğim arkadaşlara o derslerden ben ikmale kaldım. Üzülmedim, üzüldüm. Ama sonrası ne oldu? Haziran mezun olacağım. Eylül mezun oldum. Öbür arkadaşlar Haziran'da mezun olduğu için önce tayin oldular. Ben daha sonra 6 ay sonra tayin oldum. Ama gittiğim yerde hayırlı arkadaşlarla karşılaştım.
Ondan sonra da Allah-u Teala'ya mahcup oldum. Demek benim hakkımda hayır murad etmiş falan diye. Ya annem dua etti, ya babam dua etti, ya da kendim öyle bir şey oldu. Bilemiyorum, hatırlamıyorum falan. Evet. Demek ki hani burada bildirildiği gibi dünyada rahat etmek, ahirette de ebedi saadete kavuşmak için hayırlı kimselerle. Mesela bazen bu TGRTV'nin İslam ve Toplum programında her gün 11-12 arası yayın yapıyoruz ya. Siz de şahit oluyorsunuz. İşte ben diyor kocamdan şikayetçiyim, hanımımdan şikayetçiyim, evladımdan şikayetçiyim. Böyleler var. Mesela kocasından şikayetçi. Ne yapabilirim? Ya dua, istiğfara devam et, elini aç. Ya Rabbi, yani bir kadın kocasına söylese tesir etmez. Erkek de hanımına aynı şekilde tesir etmez fazla. Yani karı koca birbirlerine pek faydalı olamıyor. Genelde bu böyledir. Ta başlangıçtan böyledir. Nadirdir birbirlerine şey yapan, haklarını, hukuklarını tanıyıp da şey yapan. Genellikle itiraz edilir. Ama yani kadın madem kocası öyle değildir, ya elini aç, Allah-u Teala'dan isteyeceğim. Ya Rabbi, beyime dinini bilen, seven kimselere arkadaş eyle. Erkekse o da elini açsın, dua etsin. Ya Rabbi, hanımma, dinini bilen, ondan sonra ihlas da yapan saliha hanım arkadaş nasip et. Çünkü insan arkadaşının yanında böyle kendisini olmuş kabul eder. Terbiyeli, edepli durur falan. Ya Mustafa Bey açımı yakalaması falan. Peki Mustafa Bey'den çekindiği için mi yapar onu? Önce öyle. Sonra o bir merhale sonra bir dakika der ya. Mustafa Bey de Allah-u Teala'nın kulu. Rabbim beni her zaman görüyor. Mustafa Bey her zaman görmüyor ki. Rabbim beni her zaman görüyor. Demeye başlar. Ondan sonra kademe aynı şekilde değişir o. Kademe aynı şekilde değişir o. Hele bir de Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunur. Onlara olan sevgi, muhabbet arttıkça, o kitapları okunup da arttıkça, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubatı, İmam-ı Gazali'nin Kıyamet-i Ahiret kitabı, Tamim-i Hasaitebi'de gibi kitaplar okundukça, mesela Menakıb-ı Çağrı-Yarı Güz'ün kitabı var. Eshab-ı Kiram, Aleyhümdan Efendilerimizin hayatlarını anlatıyor. Onlar okundukça, dersin ya bunlar insan, ben neyim? Gayretin artar ondan sonra. Kitapta bir arkadaş o zaman. Tabii kitapta bir arkadaş. Yani. Samimiyetle bir bakıyorsun, ondan sonra o yalnızlıktan kurtulmuş oluyorsun sen. Yalnızlıktan kurtulmuş oluyorsun. İyi bir arkadaş olur. Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerin hepsi ısrarla işte kötü arkadaş. Ben bir zamanlar mesela İmmatli İlahiyatı falan okurken kötü arkadaş şöyle anlıyordum. İki ayaklı bu varlığı anlıyordum. Öyle değilmiş o. Ya sadece insandan arkadaş olur. İnsandan. Öyle başka değilmiş o. Başka arkadaş deyince... Televizyon, radyo, gazete, dergi, hele bugün cep telefonu. İnternet, sosyal medya. Dolayısıyla efendim işte hiç arkadaşı yok ama bozuldu gitti falan. Arkadaşı yok da nereye bakıyor? İnternette nereye giriyor? Bir dinleyicimizin birisi aramıştı. İzleyicimizin dedi ki benim oğlan dedi aynı şekilde satanist oldu dedi. Hiç kimseyle de görüşmez. Dedi evden dışarı çıkmaz. Ne yapar dedim evde odada. Bilgisayar aldım ona dedi. Ha, iyi halt etmişsin yani. Çocuk oraya girmiş, satanist sitelerine girmiş, çocuk satanist olmuş. Niye bir kontrol et ya? Bir kontrol et. Yani öyle bir durum olsun ki yani çocuk babayla, anneyle irtibatını koparmasın, o diyalog olsun. Ya ben internette böyle gördüm, satanist diyorlar falan filan. Ha oturursun çocuğun anlayacağı seviyede veyahut da ona anlatacak birisi. Evet. Devreye girer ve yani onu iyi arkadaşlara sevk edebilir. Ne oldu şimdi? Kimseyle görüşmedi, iki ayaklı insanla görüşmedi ama sosyal medyada satanistleri gördü, satanist oldu gitti. Veya komünist oldu gitti, mason oldu gitti. Yahut da birisinin militanı oldu. Odasından dışarı çıkmadan adam imanını nasıl kaybeder? Evet, aynen bu şekilde yani. Böyle kaybolur gider. Bunun için de mesela kitaplarda anlatılırken deniyor ki, hatta Ahmet Namık Camii Hazretleri buyuruyor, herkeste arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş, kibirlenme, sırrını kimseye söyleme, herkesin sözüne aldanma, insanların sözlerine değil işlerine bak, kendi kendisine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? İşte şeyde tanıdım falan filan, sosyal medyada, Instagram'da tanıdım falan, işte yok Twitter'da tanıdım, WhatsApp'tan tanıdım, işte çok bilmem ne falan. Mesela genç kızlar çoğu bu şekilde böyle aldatılıp bataklığa sürüklenen çok olmuştur. Ve olmaktadır. Ve erkekler de aynı şekilde bu şekilde düşüyor. Halen de her gün ya haberlere bakıyoruz falan. Yaşı başı falan belli değil. İşte internete girdim de ben işte dolandırıldım da şu kadar. Arkadaş ya bas bağırılıp duruyor. Hiç olmazsa ya birisine sor, istişare dediğim şey var ya. Evet. O unutturulmuş. Ya aç bir telefonu, ya arkadaş böyle aynı şekilde internette böyle bir site var falan filan. Yani benim
haberin var mı, bilgin var mı falan. O danışman sebebiyle eğer o sahtekarsa, dolandırıcıysa öğrenebilirsin. Hani Allah-u Teala rahmet eylesin, bizim patronun Enver abiler anlatırdı böyle toplantılarda falan da bir şey anlatırdı. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yaşlı bir adamcağız her gün camiye gidecek. Cami gözüküp duruyor ama orada bir oyun alanı var, çocuklara dönermiş. Yavrum camiye nereden gidilir? Bir gün, iki gün falan derken orada bir tane aklı başında çocuk demiş ki amca sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Aha demiş, minaresi gözüküyor. Buradan da gidilir, gözüküp duruyor. Niye soruyorsun bize? Demiş evladım ben biliyorum demiş camiye nereden gidildiğini. Ha demiş görünüp duruyor. E niye soruyorsun o zaman? Ya kapıdan çıkarken nefsim diyor ki ya torunun yaşındakilere sorma. Sırf diyor nefsimi ezmek için gelip diyor size sorarım. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de bir talebesine buyuruyor ki soracak danışacak kimse bulamazsan ya bir taşa bir ağaca aynı şekilde git onu insan kabul et. Veyahut da işte mendilinde bir sarık sarar gibi adam kabul et onu. De ki ben böyle böyle bir iş yapacağım, nasıl evet. yapacağım falan. Ne yapar? Nefsin kırar. Nefsin kırınca da Allah-u Teala seni ayrı götürür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki istişare ediniz. Bunun için efendim İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin buyurduğu sadık arkadaş seni hayra teşvik edendir. Dolayısıyla bizi hayra, iyiliğe, Allah-u Teala'nın rızasına, cennete götüren ile arkadaş olmalıyız. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız hepimize lazım olabilecek bir konuda bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir. Ancak dünyada Allah korkusuyla bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır. Allah korkusuyla gözünden yaş akan mümini, Hak Teâlâ ateşten koruduğu gibi ateşi de onun nurundan korur. Zat-ı Teâlâ'ya hiç adem mukabil değildir. Zat-ı Teâlâ nefs-i vücutta ve vücudun tevâbiyi olan Zat-ı Teâlâ vücudun kendisinde ve vücudun tabileri olan diğer kemalatta hayat, ilm, kudret, sem, basar ve iradet ve kelam ve tekvin gibi kendi kâfidir. Ve bu kemalatın husulinde, meydana gelmesinde sıfat-ı zâideye muhtaç değildir. Böyle olmakla beraber sıfat-ı kâmile-i zâide dahi Hak Teâlâ için kâindir. Diğer sıfat-ı kâmile dahi Hak Teâlâ için vardır. Zat-ı Teâlâ muvatat ile söylenir. İştikak ile söylenmez. Yani Zat-ı İlahi ilmdir denir. Alimdir denemez. Zat-ı İlahi'nin arada isimler olmadan mahluklar ile hiç ilişiği yoktur. Zat-ı İlahi'de mertebeler düşünmek felsefecilerin sözlerine benzer. Keşfleri doğru olan evliya Zat-ı İlahi'yi tam basit bilirler. Ayrılık gayrılık isimlerde olur derler. Edelim Cevlan Allah kılalım seyran Hay hay Edelim Cevlan Allah kılalım seyran Hay hay Mest olup hayran Şeyh eşiğinden Hay hay Mest olup hayran Şeyh eşiğinden Hay hay Nice bir ülfet Allah Edelim uzlet Hay hay Nice bir ülfet Allah edelim uzlet Hay hay çekelim hayret Şeyh eşiğinden Hay hay çekelim hayret Şeyh eşiğinden Hay hay bıraktım arı Allah istedim yarı Hay hay bıraktım ağrın Allah istedim yarın Hay hay kestim zünnarı
şeyinden. Hay hay! Kestim zünnarı şeyh eşiğinden. Hay hay! Aldım himmeti, Allah! Geçtim zulmeti, hay hay! Aldım himmeti, Allah! Geçtim zulmeti, hay hay! Buldum hayatı şeyh eşiğinden. Hay hay! Buldum hayatı şeyh eşiğinden. Hay hay! Yunus'um elhak, Allah! Didara müştak. Hay hay! Yunus'um elhak, Allah! Didara müştak. Hay hay! Eriştim aşka şeyh eşiğinden. Hay hay! Eriştim aşka şeyh eşiğinden. Hay hay! Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Resul aleyhisselam bir dirhem ile bir antari satın aldı. Bir dirhem ile de yiyecek satın almaya giderken bir hizmetçi kızını ağladığını gördü. "Kızım niçin böyle ağlıyorsun?" buyurdu. "Bir Yahudinin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de yağ satın al," dedi. "Bunları alıp gidiyordum. Elimden düştü. Hem şişe hem de yağ gitti. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım," dedi. Resul aleyhisselam son dirhemini kıza verdi. "Bununla şişe ve yağ al, evine götür," buyurdu. Kızcağız, "Eve geç kaldığım için Yahudinin beni döveceğinden korkuyorum," dedi. Resul aleyhisselam, "Korkma. Seninle birlikte gelir, sana bir şey yapmamasını söylerim," buyurdu. Eve gelip kapıyı çaldılar. Yahudi kapıyı açıp Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görünce şaşırıp kaldı. Yahudi'ye olanı biteni anlatıp kıza bir şey yapmaması için şefaat buyurdu. Yahudi Resulullah'ın ayaklarına kapanıp binlerce insanın baş tacı olan, binlerce arslanın emrini yapmak için beklediği, "Ey koca peygamber! Bir hizmetçi kız için benim gibi bir miskinin kapısını şereflendirdin. Ya Resûlallah! Bu kızı senin şerefine azat ettim. Bana imanı, İslam'ı öğret. Huzurunda Müslüman olayım," dedi. Resûl aleyhisselam ona Müslümanlığı öğretti, Müslüman oldu. Evine girdi. Çoluğuna çocuğuna anlattı. Hepsi Müslüman oldu. Bunlar hep Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzel huylarının bereketiyle oldu. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh. Bu zat buyuruyor ki, "Çok şükür Rabbimize. Çok maddi ve manevi nimetler verdi bize. Bir keşmekeş içinde inlerken bütün âlem, bizler rahat ve huzur içindeyiz tamamen. Çünkü iman, ibadet, huzurun kaynağıdır. En büyük ibadet de elbet namaz kılmaktır. Çünkü namaz, Allah'ı hatırlatıyor bize. Günde en az 5 kere geliyor kalbimize. Onu hatırlamak da zikir ve ibadettir. Namaz kılan Allah'ı zikrediyor demektir. Hatta 5 defa değil, anılır daha fazla. Zira her şey zikirdir, ilgiliyse namazla. Ezan kaçta oluyor? Vakite ne kadar var? Kalkıp abdest alayım şeklinde konuşmalar, namazla alakalı olduğundan dolayı hatırlatır bizlere Allahü Teala'yı. Çünkü zikir, Allah'ı kalben hatırlamaktır. Bu da
namaz kılmakla müyesser olmaktadır. Kim 5 vakit namazı her gün eda ederse ve bir vakti kılınca ötekini beklerse, yani hep düşünürse her kim namaz kılmayı, o zikretmiş sayılır her an Hak Teâlâ'yı. Kalp hastalıklarının ilacı bu zikirdir. Allah'ı hatırlamak kalbin temizliğidir. Kimin kalbi Allah'ı zikrederse eğer ki, yerleşir o kalplere Allah'ın muhabbeti. İşte namaz kılmakla bu zikir hasıl olur. Allah'ın sevgisi de bu kalplerde bulunur. Muhabbet-i ilahi bir kalbe girse eğer, bu dünyanın sevgisi o kalpten çıkar gider. İşte bu yüzdendir ki en kıymetli ibadet, ihlas ile 5 vakit namaz kılmaktır elbet. Bir günde buyurdu ki, namaz büyük ibadet. Namazla hasıl olur Rabbe sevgi, muhabbet. Nefis de güçsüz kalır kılındıkça her namaz. Gitgide zayıflayıp insanı aldatamaz. Sevdiği içindir ki Allah Müslümanları hep mükellef kılmıştır namaz ile onları. Bir lütfu ilahi ki namaz bize aslında nefis kahrolmaktadır namaz kılındığında. Bir de yapıldığında bir amel ve ibadet emredildiği gibi yapmalı onu elbet. Mesela bir namazın sahih olması için abdestin doğru sahih olması lazım ilkin. Doğru dürüst bir abdest alınmamışsa eğer, buna bağlı olarak namaz da olur heder. Şartlarına uyarak emredildiği gibi yapılan bir ibadet sahih olur tabii. Guslün farzları Hanefi'de 3, Maliki'de 5, Şafii'de 2, Hanbeli'de 1'dir. Hanefi'de 1. Bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. Hanefi mezhebinde olan kimse, zaruret olmadan diş dolduramaz ve kaplatamaz. Takma diş yaptırır ve gusül abdesti alırken bunları çıkarıp altını yıkar. Zaruret olursa dolgu veya kaplama yaptırması caiz olur. Fakat gusül ve abdest alırken ve namaza dururken, Şafii veya Maliki mezhebini taklit ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. 2. Bir kere burnuna su vermek. 3. Bir kere cemî bedenini yıkamaktır. Bedenin ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri zaruri olan, yani insanın yapmadığı, yaratılışta bulunan bir sebeple ıslatılmazsa, affolur, gusl sahih olur. Dürrül Muhtar'da diyor ki, dişler arasında veya diş çukurunda kalan yemek, guslün sahih olmasına mani olmaz. Fetva böyledir. Çünkü bunların altı ıslanır. Kalan şey katı ise mani olur denildi. Kalan şey ağızda ezilerek katılaşmışsa, suyu sızdırmayacağı için gusl sahih olmaz. Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde diyor ki, diş çukurunda veya dişleri arasında yemek artığı kalmışsa, gusl sahih olur. Çünkü su akıcı olduğu için her yere sızar. Artıklar çiğnenerek sertleşmişse, gusle mani olur. Fethül Kadir'de de böyle yazılıdır. Ağrıyan, çürüyen dişini çıkararak takma protez veya damaklı diş yaptırmak istemeyip de dolgu veya kaplama yani kron yaptıran bir Hanefi, gusl abdesti alırken Şafii veya Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü bu iki mezhepte gusl abdesti alırken ağız ve burnu yıkamak farz değildir. Başka mezhebi taklit etmek, mezhep değiştirmek demek değildir. Taklit eden bir Hanefi, Hanefi mezhebinden çıkmış değildir. Yalnız o ibadetin, o mezhepteki farzlarına
ve müfsitlerine tabi olur. Vaciplerde, mekruhlarında ve sünnetlerinde kendi mezhebine tabi olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı Şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde bundan önceki programlarda yetiştiremediğim Şeyh Şaban-ı Veli Dergahı'nın külliyesinin caminin içinden bir şeyle anlatmaya başlayacağım. Daha önceki programda anlatacaktım fakat sıkışığa gelecek. Şu minber kapısı her yerde rastlayabildiğimiz minber kapısı değil. Çok nefis bir şekilde işlenmiş, bir de bazı aksaklıklar var, onları söyleyeceğim. Biz kimseyi suçlamak istemiyoruz. Kimseyi zem etmek istemiyoruz. Ama daha iyiye gidelim diye olan hataları aktarıyoruz. Yoksa gidip de camilerin en hatalı yerlerini bulmuyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok kesinlikle. Hep güzeli göstermek istiyoruz. Ama bu güzeli gösterirken bunları söylemezsek, gösterirken o da bizim kusurumuz olacak. Efendim, bu minberin kapısı tamamıyla ağaç oyması. Ve üstelik üzerinde hem sedef kakmalar var. Görüldüğü gibi insanın ellemeye korkuyor, içi titriyor efendim. Ama sedef kakmalarını sökmüşler buradan, motifi bozmuşlar. Düşmüş, birileri göstermeden almış, gitmiş. Neye yarayacak efendim, ne olur? Yani şu sedef kakmasıyla insan hangi servete kavuşur ki? Aman ya Rabbi. Hele bir de manevi hatıra falan diye aldıysa yandı, yandı. Efendim, yanlarda bakınız, fil dişi kakmaları var. İkisinin parlaması fark ediyor, siz de oradan görüyorsunuz. Sedefler burada, fil dişleri hemen burada. Burada iki yazı var. İkisi de kapıyla alakalı yazı efendim. Şunu bütün Topkapı Sarayı haremi dahil, haremin içerisinde de çok gördük, dışarılarda da gördük. Ya müfettihel ebvab, iftah lena hayrel bab. Ey kapıları açıcı Allah'ım, bana hayırlı kapı aç. Bunu Bilgi'deki Çakır Ağa konağında daha gördük ama o iki hanımın kaldığı odalardan soldaki kapının üzerindeki yazının hatalı olduğunu orada da belirtmiştim. Burada da bir daha tekrar edeyim. Şimdi onarıma girdiği için Çakır Ağa konağı inşallah o yazıda değiştirilmiş olur. Efendim, üstteki yazıyı başka yerde görmedik. Üstteki yazı şuradan başlıyor. İlahi diyor. İlahi. Döndü bu tarafa, iftah lena, bakın şuradan aldı, sola doğru geldi, sola doğru geldi, hayr, babı hayrek, ilahi, iftah lena, babik hayr, hayri babik, evet. Fela tuhavviç, burada düzeltti artık, böyle gidiyor ve bunu da buradan okuyayım efendim, müsaade ederseniz. İlâ ebvâbe gayrük. Yani buradaki manayı başka kelimelerle ifade etmiş ama ayrı bir ibare olduğu için bunu burada sizlere göstermek istedim. Şu yüzü, minberin kapısının yanları, süveleri, üstü, taç kısmı hepsi kalem işleriyle dolu. Ancak bunların üzeri vernik veya ona benzer, bir zamanlar birileri bir şeyler yapmış, sanki çürümekten koruma niyetiyle yapılmış. Siz göremiyorsunuz, bu yüzde de var. Ben sizi görebildiğiniz yüzü de gösterdim, bu yanda da var. Maalesef bunlar hatalı bir şekilde kapatılmış, kaybedilmiş,
bitirilmiş yani. Hadi sökün şimdi. Rendeleriz, düzeltiriz. Olur mu öyle şey tarihi şeyde? Kazırız efendim, kazıyamazsınız da. Bir kimyasalla sökeriz efendim. Ahşap bu. Kimyasalı gördüğü zaman ahşap tabii kendini bırakacak. Neyse, bunu bu kadar söyledim. İlgililerin buradaki bu hassasiyete dikkat etmelerini bekliyoruz. Çünkü Kastamonu deyince ilk akla gelen Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesi ve camiidir. Türbeyi ziyaret ederler, camine gelirler, Kastamonu'ya gelen, her dışarıdan gelen efendim. Kastamonu zaten burayı hiç yalnız bırakmaz. Kastamonu'nun gezi planlarında bir numaradır. Böyle bir yerdeki şu ufak tefek düzeltmeleri de ilgililerimizin, idarecilerimizin yapacaklarını beklemek herhalde, fazla bir şey istemek olmasa gerek. Şimdi bu yüzü minberin ufak kabartmalarla kündekâre tekniği gibi görünüyor ama kündekârede bizim alıştığımız o ince ince oymalar burada yok. Büyük büyük motifler var efendim. Buradan böyle gidiyoruz bu yüzünde. Bu ta yukarıda külaha kadar devam ediyor. Şimdi burada mihraba geldik. Mihrabı tabii yapıldığı dönemde 3. Murat Han döneminde kendisinin Manisa'da yaptırdığı Muradiye Külliyesi'ndeki Muradiye Camii'nin şurası olduğu gibi mermer bir tablo, büyütülmüş bir tablo. Burası alçıdan yapılmış. Biz mermer olarak acaba öyle midir, böyle midir baktık ama sonunda alçı olduğuna kanaat getirdik. Tabii kabartma alçı kalıplarıyla yapılmış ve buralara monte edilmiş, oturtulmuş, güzel bir şekilde almış. Şimdi burada bir saat var. Saatin tabii tarihini bilmiyoruz ama kabının eski olduğuna göre herhalde bir 150 senelik bir meseledir bu saatin buraya konması. Şimdi burada bir vaaz kürsüsü var. Onu da anlatmam lazım. Vaaz kürsüsü de aynı minberin yapıldığı dönemde minberin yapıldığı yapan ustası tarafından inşa edilmiş, yapılmış. İki yapıldığı getirdik. Biz de Türkçeyi unutur olduk efendim. Ne yapalım? Efendim burada yine fil dişi kakmalar var. Çok güzel çiçek motifleri, dal motifleri ile süslenmiş ve buralarda tamamıyla oymalar yerleştirilmiş. Böyle fil dişinin şimdi yapılması falan pek mümkün değil efendim. Fil de kalmadı ki dünyada. Eskiden fil çoktu. Başka filler var şimdi. Tarihi eserleri böyle dişleriyle kıran, omuzlayan filler var. Ne yapalım efendim? Devir öyle getirdi. Burada Hoca Efendi'nin oturduğu yerde böyle kitabını koyacağı, elini koyacağı, cemaate bakacağı çok güzel bakınız bir tahta tablo var. Çok hoş. Efendim aynı şekilde iki tane baba buraya yerleştirilmiş. Kim bilir kaç tane kıymetli alim burada geldi, insanlara nasihatta bulundu. O insanların gönlündeki problemleri, kafalarındaki sıkıntıları çözdü, sıfırladı, nötr hale getirdi. Bilir misiniz efendim? Yani şuradan konuşulan bir kelimenin, şuradaki 1000 kişinin hangisinin kalbinde ne güzelliklere sebep olduğunu bilir misiniz? Bilmek lazım. Onun için insan buradan çıkana çok dikkat etmesi gerekiyor. Efendim, bu harim kısmındaki anlatımlarımızın sonuna yaklaştık. Bir de penceresinden bahsedeyim buranın. Şu yan pencerelerden bahsedeyim. Pencereler elden geçmiş. Yani son zamanlarda bir güzelleştirilmiş. Murat Han'ın yaptırdığı dönemdeki pencere kasaları sanki değil gibi geliyor bana. Yenilenmiş. İyi de yenilenmiş. Duvarı bina zaten yapılırken çok kalın olarak tutulmuş. Ne de olsa Kastamonu bir bahar memleketi, yaz memleketi de değil yani. Kış memleketi. Ama yazı da çok güzel oluyor. Çok ferah, hafif geçiyor. İnsanları bunaltmıyor. İki sıra halinde pencereler konmuş. Ve bunların ben kapakları olduğunda o zamandan zannediyorum. Sonradan bu camlı pencere çerçevelerine döndürülmüş. Üst kattaki pencerelerde vitray kullanıldığını evvelden tahmin ediyorum ama şimdi gördüğüm kadarıyla bu vitray meselesi biraz zayıf görünüyor. Ya basit tuttular, fazla bir şey kullanmadılar ya da kullandılar camlar kırılınca yenilerken şimdi gördük işte Edirne'deki üç şerefli caminin
bu petek pencereleri, üst sıradaki pencerelere petek pencereler deniyor efendim. Arı peteği gibi olduğu için. Orada baktık, telli camla yenilerini döküyorlar. Vitrayı yapacak usta yok, vitrayı yapacak metalik, metal cevheri olan boyaları getirip koymak herhalde hayli zor olsa gerek. Efendim, Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nin anlatımını ve bugünkü programımızı burada noktalıyorum. Ama bitmedi. Asa suyuna gitmedik daha efendim. Sizin huzurunuzda, sizin yerinize bir tas ondan içmek istiyoruz, asa suyundan. Şadırvanını anlatamadık caminin. Ve esas geldik. Hep Şaban-ı Veli Camii dedik ama Şaban-ı Veli Hazretleri kimdi? Nasıl bir insandı? Nasıl bir hayat çizgisi vardı? Hayata nasıl bakardı? Nasihatları nelerdi? Bunları da bundan sonraki programımızda inşallah yine asa suyunu çeşmesi başında, türbesini de ve kendini de türbesinin kapısı ve iç kısmında anlatmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.